Herkese merhaba arkadaşlar, ben Panzer, yani Berk Arıtaş. Sizin uzun zamandır beklediğiniz gibi karşınızda kanalımın ilk envanter videosuylayım. Artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Envanter videosunu yorumlarda gördük ve itemlerimiz artık yavaş yavaş bir şekil almaya başladı. Uzun lafın kısası arkadaşlar, o zaman şimdi bir şu envanterimize oyunun içinde gelelim bir bakalım. Evet arkadaşlar, ve artık başlayalım şu envanter videomuza. İlk olarak Inferno'yu açtım arkadaşlar. Ki geciksek de en azından bir envanter videosu yanında buna bir katkı olarak size bir göstereyim. Çünkü çoğu arkadaşımız da yazmış hemen Inferno çok kasıyor, oynanacak derecede falan değil diye. Tabii yeni olduğu için artık arkadaşlar gayet mantıklı bir olay. Neyse arkadaşlar, ilk olarak size bir bıçağımı göstereyim. Zaten o sırada Glom'u da gördünüz. Bıçak arkadaşlar bu oyundaki benim en pahalı artık eşyam. Kaç yıldır oynuyorum oyunu. İlk olarak da bir reklam sayesinde bıçağımızı aldık. Burada duruyor. Ortalama fiyatı bir 150 lira civarı şu anda. 130 lira olmuştu ama şu an bu civarlarda takılıyor. En son baktığımda yani. Ondan sonra da arkadaşlar bu glow'u hatırlayanlar bilir zaten. 160 TL'lik gamma kasası açmıştık ve onun içinden çıkan en pahalı eşya buydu. Kaç liraydı onu hatırlamıyorum, 5-6 lira civarı bir şey yani, bu da pek fazla pahalı değil. Zaten gamma kasası videosu bizi batırmıştı, rezalet etmişti ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakalım o zaman. Aa dur bakalım, MP. Buy time miydi? Aynen, buy time'ı 99 yapalım. Heh. Şimdi arkadaşlar silahlardan bunun pek bir şey olmaz bundan. Zaten bir 1 lira var yok zaten bu çift tabancımız. Sonra bu da arkadaşlar aynı civarlarda 70 kuruş lan. Kızıl kinomo. Dur bakayım lan, niye almadı lan. Neyse bunu almadı. Demek ki var bu silah, alma diyor beni. Bu silah da arkadaşlar ortalama bir 50 kuruş lan. Ve Deagle gecemiz de almıyor, yeterli param yok. 900 dolarım var fakat ama işte. Şunu bir kill çekelim çünkü aptallaştı o. Deagle'ın da arkadaşlar 2 lira civarında bir şey, zamanında manyak nitro hediye etmişti benim sevgili kardeşim Murat Delibalta'ydı. Counter'da aldığım ilk doğum günü hediyesiydi. Ondan sonra başka keleşimiz arkadaşlar, Penguin Mehmet'ini hatırlayan zaten bilir. Bunun da fiyatı 25 lira falandı yanlış hatırlamıyorsam. Gali skinim yok, Gevi skinim yok. AWP Pavos ilk para verip, çok para verip aldığım skin arkadaşlar bu da. Manevi değeri çok yüksek bu silah. Manyak derecede manevi değeri var arkadaşlar. Eğer bilmeyeniniz varsa ben size ufak bir anlatayım. Kumar işinde arkadaşlar bir gaza gelmiştik. Bir tane site vardı. Site diyordu ki yanlış hatırlamıyorsam, bastığın puanın 2 katını alıyorsun demişti. O tarz bir şey vardı yani. 2 lira basıyorsan 4 katı puan alıyorsun gibi bir şeydi. Ben de gaza gelip basmıştım, site bu silahımı ele almıştı. diyordu ki itemi geri alınmak için sitede belli bir puan aralığında oynaman gerekiyor falan demişti. Biz de çok kötü duruma düşmüştük. Hatta o gün yayın açmışım. Yayında olanlar zaten bu silahın manevi değerini bendekini biliyor. En az 1,5-2 saat uğraşmıştık. O kadar kumar oynamıştık sitede ve en sonunda da yeterli sayıda puan elde etmiştik arkadaşlar. O yüzden bu silahın bende manyak derecede bir hatırı var ya. Böyle çok ihtiyacım olmadığında satmak istemiyorum bu silahı o yüzden. Neyse tamam, AWP'miz de bizim böyleydi. Şu havadan var, bu havadan silahdan gösteremiyorum. Neyse kalsın öyle. Havadan silahımız arkadaşlar aynı şekilde nereden gelmişti, dur bir düşüneyim bakayım. Gamma kasından mı gelmişti? Onu tam olarak hatırlamıyorum arkadaşlar ama pek fazla pahalı değil o silah, tabi 1 lira falan yani. Benim genel olarak CS fiyatları zaten ucuz. Envanter videosu zaten atma asıl sebebim. Bakalım bundan bir sene sonra falan veya bir 6-7 ay sonra tekrar envanter videosu çektiğimizde aradaki farkı görelim diye. Hem güzel bir anımız olmuş olur. Bu arada skin'i merak edenler için. Aslında daha pahalı gözüküyor skin böyle. Kendisinden daha havalı bir pahalılığı var. VF model FOV 68 yapalım. Bu arada net grab'ı nasıl küçültüyorsun diyenler vardı arkadaşlar. Net grab yazın. Alta inin. Altlarda şey olacak. Net grab propondation font olacak. Bu sizde 1'dir arkadaşlar. Bunu çat diye 0 yapıyoruz. Dur şimdi bir. Lan nereden geldin bulaştın beni? Ay. Ha? Şunu 0 yapıyoruz arkadaşlar. Çat diye küçülüyor. Şunu attık.
Şunları gösterdik. Ağır silahlarda ne var bakayım. Şunu da arkadaşlar 2,5 lira almıştım pazardan. Üzerinde sticker'lar var diye. Zaten hatıra olduğu için sticker'lar pahalı gözüküyor. Yanlış hatırlamıyorsam hatıralar sarı skin şeydi, sticker'lıydı. Üzerinde var mıydı bilmiyorum. Hiç hatıra düşürmedim. Bu zaten çöp. Origami, bu da çöp gibi bir şey zaten. Pek fazla pahalı değil bu da. En fazla 1 lira filandır herhalde. Şunu da atalım abi. Sonra Startrain NGF çöp saldırısı var. Bu da kutudan düşmüştü. Rastgele bir kutu açıyordum. Fiyatı 57 kuruş falan. Startrain olduğuna bakmayın, o yüzden çok kötü bir durum. Etobu Urmakon. Bunun nereden geldiğini hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu da pek fazla pahalı değil yine her zamanki gibi. Kaç liraydı bir düşüneyim. Gerçekten tahmini fiyatlar söylüyorum zaten. Aklımda değil fiyatlar. Eğer merak ediyorsanız zaten Steam profiline girip envanter kısmından bakabilirsiniz çok rahatlıkla. Açık envanterim. O da böyle bir silah işte, fiyatını unuttum bunun da. Bakalım. Anda P90 Asimo var bak burada. Bu da aynı şekilde arkadaşlar hediyeydi. Kim atmıştı lan bunu, dur başım. Geldiği yeri unuttum P90 Asimo'nun. Penguin Mehmet mi yollamış lan bunda yine. Öyle bir şey arkadaşlar şimdi. Ama bu da hediyeydi. Buradan teşekkür ediyorum tekrardan. Böyle bir Asimov şeklimiz oldu. Fiyatı da bir 10 lira civar bir şey onun. Bu da klasik UMP45'imiz. Bu arada şimdi biz bunları yaparken burada mal gibi durduk abi. O yüzden şimdi ikinci çekiyorum. Etrafı gezerek takılacağız. Zaten CT'ye geçme ihtimali de yüksek. Bu arada müzik kitimi de sorar. Bakın müzik kitimi de arkadaşlar şurada Feed Me High Noon, yani Yaş Yibatı gibi bir şey olması gerekiyor. Bu müzik kitini kullanıyorum. Noclip açılıyor mu ya direkt? Bak save atlan chat 1. Anında açtık Noclip'i. Alt tuşu Noclip göremiyoruz aynen. Şimdi Inferno'da arkadaşlar zaten böyle bir harita yapısına sahip. Şeyde özenmişti arkadaşlar. Direktmen gelen değişikliği size göstereyim. Şuradaki şu ara sahneyi CS 1.6 ile oynayanlar bilir zaten. Oradaki eski klasikleştirme olayını göstermişler. Çünkü orijinalinde burası yoktu. Yani CSGO'nun orijinalinde burası yoktu. Burayı da koyma gereksinimi duymuşlar. El bombasında skin var mı ya şey? Roket atar el bombası falan. Hafif makinelerde her şeyi gösterdik. Tüfeklerde her şeyi gösterdik abi. Bir counter'a geçelim bari. Ondan sonra da haritanın detaylarını falan incelemeye çalışırız. Ha, ben daha fazla bir şey var sanıyorum ya. Sen en fazla kayda değer biten bende şu an bu bıçak. Bıçaktan başka da bir kayda değer bir şeyimiz yok abi. O zaman bir CT'ye geçelim. Sonra da haritadaki detaylara bakmaya çalışayım. Kendi gözümüzden bir de yorumlayalım bakalım. Ne var ne yok. Gecikse de abi yapacak bir şey yok çünkü yetiştiremiyoruz. Noclip 10. Şimdi burada farklı olarak neler var? Bir çekyat vardı. Metalik çekyatımız var arkadaşlar burada bir. Bu arada şeyi merak edene var mı? Onu merak ediyorum. Haritanın üstten bakışını ben size bir göstereyim abi. Evet. Şöyle bir tarz yapmışlar. Şuraya gidince yanlış hatırlamıyorsam haritanın şu kısımlarına falan gözüküyorsun. Bu G-Mod'da da var. Şuralarına falan gözüküyorsun büyük olarak. Bu G-Mod'da da olan bir şey. Başka sosya gösterirdim. Burası da böyle abi. Counter'da arkadaşlar M4A1 Nitro var. Bu Nitro da hediye arkadaşlar. Fiyatı kaç liraydı? Bir 4 lira civarı falan olması gerek. Bu M4'ümüz de böyle. Ahan. Oh, bu da hatır arkadaşlar. Bunu da pazardan aldım 3 lira falan. Ama ya zaten alma sebebim sticker'lar falan bunu daha pahalı gösteriyor. Ne bileyim sanki bir 3 lira falan veya yok 3 lira az kaldı ya. Bir 10 lira civarı falan gösteriyor böyle hani. Bir de hatıra böyle havalı bir şekli şemali var. O yüzden almıştım. Scar kumayı almaya gerek yok abi. Tamam biz Deagle gece alalım. Bir de çekyatı alalım. Haritanın detaylarını inmeye çalışıyorum. Şurası gidiliyor mu? Havalı bak buraya gidilir yapmışlar. Aynen. Aa garaja geldim lan. Bu nereye gidiyor? Dur bakayım. Ana köye gidiyorum lan ben buradan. Burayı kısmını koymuşlar. Zaten buranın şey yapma asıl böyle yerleri girebilme yapma sebepleri zaten film falan çekimlerinde çok işe yarayabilir sahneler oluyor. Mesela bak buraya koysak çok güzel bir sahne değil mi mesela burası? Güzel bir açı.
Bakalım nereye dikkatimizi çekiyor. Şurası Kansai Source'den falan alınmış bak. Source'e çok benziyor orası. Bakalım daha neler var dikkat çekilebilecek. Şu an ben de arkadaşlar ilk defa giriyorum bu arada, yalan söylemiyorum. Hiç girme fırsatım olmadı Inferno'ya. Arkadaşlar falan da girerken diyorlardı, Inferno kasıyor masıyor diyorlardı. O yüzden girmeyin falan diyorlardı. Şimdi ben de ilk defa girdim. Bu arada çok güzel olmuş bak buradaki efekt ha. Şu saklanma yerleri falan klasik abi. Şurası falan duruyor hala. Burada araba tarzı bir şey mi vardı ya? Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir döşeme koymuşlar. Aa, burada şey kalkmış. Saklanma yeri gibi bir yer vardı ya, böyle bir çatı katı. Onu yukarı taşımışlar. Ne onun ismi ya? Beton var yani. Şöyle kol gibi olan destek şeyi, kolon ha, kolon. Onu kaldırmışlar. Burada şurada bir yer yapmışlar. Dur bakayım, bir de şuradan geçelim. Ya burası aslında daha farklı olması gerek ki. 1.6'da nasıldı? Şuradan dümdüz yürüdük. Sonra şuradan dönerdik. Çat diye buraya çıkardık. Keşke öyle yapsalarmış. Ya böyle bir egzotik hava katmaya çalışmışlardı. Ne yazıyor? Via Dante Escalato. Peki bu evler nasıl abi? Şurada bir sanki harita değil de böyle bir harbiden evmiş havası olmuş bak burada yani. Sanki bir sinema salonu gibi. Güzel bir havası var. Hadi buraya da eyvallah. Pikleme yerleri falan bakalım nasıl gözüküyor. Şuradan bakan adam burayı görebiliyor mu yine? Aynen görebiliyor, onları tutmuşlar. Şurayı kapatmışlar. Bunu kapatmaları iyi mi olmuş, kötü mü olmuş bilemiyorum abi. Ne kadar fazla ne olsa o kadar iyi olurdu bence. Çünkü yaratıcılık falan gelişiyordu. Fikirler, taktikler falan gelişiyordu. Ama neyse, kolaylaştırmışlar haritayı o yüzden. Abi kitlenme oldu. Tamam, burası da böyle. Aa, şurada bir bilgisayar odası var. Dur bakayım. Buraya gönderme mi yapmışlar acaba? Asosyal bir gönderme var bak burada. Keşke buraya normal bir televizyon, şey televizyon diyorum, monitör koysarmış. Tüp bir monitör. Çok geride kaldı be oğlum. Ama ya da egzotik hava olması için koymuşlar olabilirler yani. En mantıklısı o bence. Peki buralar normal abi. Aha. Burayı bayağı bir geliştirmişler. Şu dış kısımlara bakma, ben çok seviyorum ya. Dur. Tarlaya geldim, dur. Tarlanın bir sınırı falan var mı? Ulan harbi bizim köye benziyor lan. Ana. Burada var o sinema sahneleri çekilir lan. Çıkabiliyoruz mu şöyle falan? Yok. Valla haritaya böyle bir aydınlık gelmiş ya, yanlış anlamadıysam öyle bir aydın bir havası var arkadaşlar. Area clear. Şuraya atlıyoruz mu? Yan köye atladım. Aa, E tuşuna basınca şey açılıyor, doğru. Valla yine de böyle bir hoş bir havası olmuş. Bak şuraya bir gizlen sınır koymuşlar. Görmeyeyim diyor. Nasıl atıyor beni direkt? Tamam, ben de şurada dururum. Burası nasıl yapmışlar? Oo, burada saklanılmıyor. Oradan çattı direktmen ispatlanıyorsun. Peki şöyle. Aa bak, burası güzel bir açı olmuş. Tamam. Ya Uti ne demek lan? Vinoa Uti. Aa, girilebiliyor mu buraya? Ben girerim. Ana. Lan çok karanlık ama. Nükleer bomba göndermesi yapmışlar resmen. Allah Allah. Terörist lan buralar. Dur bakayım, ne yazıyor? Yok abi, bilmediğim şey var. Resto mosto. Alttan geçecek işte, ne şekil yapıyor bize. Tamam abi, burada bakalım etrafta da neler var. Şu uçağın da şeyi çok güzelmiş. İtme olası. İmkanım olsa var ya, kelebek ya da M9 bayonet alacağım ya. Of, onlar çok güzel oluyor. Yine de şükredelim abi. Çeşme koymuşlar bak buraya. Elimiz yüzümüzü yıkayalım diye. Posta kutuları falan. Halka filmindeki şey de var, kuyumuz da var. Ve tabii ki vazgeçilmez panzer tarzı cihaz, eleman, bunun ismi vardı, unuttum ya. Ha, müzik var. Ha dur. Müzik geliyor buradan. Aha, buradan geliyor. Evet, güzel bir tane de müzik koymuşlar. Tam hava uygun böyle. Biz o zaman uygun bir bitiriş yaparız. Konuşamadım. Yaparız kardeşlerim. Hoşuma gitti ha. Sakin sakin böyle. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Benimle kalın. Hoşça kalın kardeşlerim. Piyo piyo.